Genel Sekreter Blinken, İsrail'in Gazze'deki stratejik hedeflerine ulaştığını söyledi ancak bu kallavi bir yalan. Hedefleri rehinelerin serbest bırakılmasıydı, yapılmadı. Hamas'ı yok etmekti, onu da yapamadılar. Gerçek şudur, biz Amerikan hükümeti olarak Amerikan kanunlarına aykırı hareket ediyoruz. Birden fazla kanunu ihlal ediyoruz. İzleyicileriniz internetten de araştırabilir bunları. Kendi kanunlarımızı gönüllü bir şekilde çiğniyoruz. Yalnızca Amerikan ordusunun İsrail'e silah satışını artırmak için. Nereye kadar? Amerikalı eski diplomat Hala Herit, Amerikan hükümetinin İsrail konusundaki duruşunun iç yüzünü anlattı. Lübnan Dışişleri Bakanı'nın Nasrallah ve Hizbullah'ın suikastten önce ABD ve Fransa ateşkes önerilerini kabul ettiğini söylediğini hepimiz gördük. İsrail'in barış istemediğini vurguladı, Amerika'yı suçladı. Netanyahu bir engel fakat iktidar politikalarını Amerikan hukukunu gözetecek, kanunları uygulayacak şekilde değişiklikler yapmayı reddediyor. Bunun yerine Amerikan ordusunun satışlarını şişirmekle meşguller ve bunun sonuçları çok yıkıcı oluyor. Biden hükümetinin halka yalan söylediğini kaydetti. Devletin halkla ilişkiler ekibinde çalışmış biri olarak bunun bir halkla ilişkiler manevrası olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Bunu söylemek beni üzüyor fakat gerçek bu. İsrail'e silah desteğinin kesileceği 30 gün sonraya verilen tarih. Ne hikmetse seçimlerden sonrasına denk geliyor. Ne hikmetse bu tehdit de basına sızdırıldı fakat böyle konuşmaların basına sızması da çok nadirdir.